Arkadaşlar tekrar merhabalar. Puan ikballi ek tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Bu bölgenin yarışlarında pek başarı sağlayamasam da tabloda çıkan atlar pek istediğim sonuçları vermese de gene de bir bilgi amaçlı, fikir amaçlı sizlere sunmak istedim. Umarım faydasını görürsünüz tabloların. Birinci koşu şartlı dişi. Grubun kaliteli atı 5 ve kazancı yüksek atı 5 yaşın avantajıyla 4 nolu safkın arasında bir yarış olması gerekiyor. Benim görebildiğim bu. 6-2 gibi safkanlar burada sürpriz atlar olurlar. Bunların da işaretini yapayım. Beklemiyorum ama 4 ve 5 eksik koşarsa bunlardan biri yerine geçebilir. İkinci koşu satış koşusu şartlı dişi. Altılı başlangıcında 4 nolu safkan. İkinciliklerden sonra bir kayıp yarışı yapılmış. Bunu görebildiğim bu. Burada da grubun kaliteli atlarından kazanabilir. AGF 54 gün arası var bu atın. 5 nolu safkan. AGF ağırlığını taşır. O yüzden ben 4'ü yazılması taraftarıyım. En azından bu yarışta 5'in yanına. 2 ben de sürprizde çıktı. Diğer atlar ilk ayaktır. AGF'ler ciddi anlamda eşit dağılmış durumda. Diğer atların yazımını size bırakırım. Dediğim gibi bu bölgelerde bizim Şanlıurfa, Diyarbakır yarışları gibi bana öyle geliyor. Yani ters sonuçlar çıkıyor. 4-5, 2 sürpriz. Diğer atların yazımını size bırakayım. Üçüncü koşu şartlı mücadelede altın oğlu safkan grubun en kaliteli atı. AGF ağırlığını taşır. Kayba gitmezlerse yani şirkete koşmazlarsa kazanır tek olur arkadaşlar. Ya da tek olması gerekir daha doğrusu bu. 7-2 6 eksik koşarsa yerlerine geçecek safkanlar. Ki 7'nin 5 yaşının avantajı da var. Bunu da göstermiş olayım. Dördüncü koşu şartlı mücadelede 9 nolu safkan. Plase sürpriz durumunda ben de tek koşar vaziyette çıktı. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara öneririm. Bu seneki bir yarış görmüş. Üçüncülük arkasından 6 gün arayla tekrar yarışa kaydediyorlar. Yaşlı atlar, 8 yaşında atlardan. Valla kazanabilme ihtimali yüksek bir safkan. Ki böyle atları devamlı favori ya da tek olarak önerdim sizlere. Umarım iyi koşar. 1. Rakip olur gene kaliteli atlardan. 2. Hazır kıta. 4. Yaşına rağmen o da kazanmış hazır kıta atlardan. 4 kalite puanı var. 8'i de çok sürprize öneririm. Kanyanı gir. Yeriniz varsa tabii. 5. koşu maiden bir yarış. Burada arkadaşlar AGF yüksek AGF ama kalite puanı yani diğer atlara göre bayağı düştü. Ben de ya direkt bu AGF bu şekilde olmaz. Yani %55 bilmiyorum yarışlara kadar düşme ihtimali var bu AGF'nin. Tek kullanmayın derim. 7 tek yarışıyla burada yarış gösterdilerse eğer tekrar iyi bir yarış çıkartabilir. 7, 8 kazancı olan at, 3 AGF, 6, 2 kalite handikap puanlarıyla bu yarışta olabilirler. Diğer atlar maiden yarışta ne olduğunu bilmediğim handikap puanı olmayan 5-1 handikap puanı düşük olan 4 bunlar tercihen yazılmalı. Bunu da size bırakacağım. 6. koşu şartlı mücadelede. Burada da favorim yok arkadaşlar. Burada biraz sıkıntılı gördüm. Sürprizi var 2 nolu safkan. Bu tip yarışlarda 2, 4, 5 gibi atlar sürpriz yaparlar. AGF'lerin yanında 6 ve 9'un yanında. Hani Ganyanlı at bekleyin arkadaşlara. Sürpriz çıkma ihtimali yüksek bu yarışta. Değerlendirin derim. 2, 4, 6. Grubun kaliteli atı 2. AGF'leri 4 yaşında 6 ve 9 nolu safkanlar. Onların da son yarışları ikincilik başarılı. Hani kötü değil. Kararı burada size bırakacağım. Dileyen AGF'lerle devam edebilir. Sürpriz arayan arkadaşlara 2, 4, 6, 2, 4 ve 5'i öneririm. 7. ve son koşu. Burada da 2 at yeterli görmekteyim. 5 ve 11 nolu safkanlar. 5 normalde tek olabilecek vaziyette koşuyor. Grubun en kaliteli atı, kazancı da olan bir safkan. 8 yaşında.
Yalnız 11'de de son yarışta ikincilik ve kalite handikap puanı gelince rakip önermek istedim ki yazılması gerekir diye düşünüyorum. 5 11 11 5 bunlardan son ayak tek olarak dilediğinizi kullanabilirsiniz. Birinin kazanması normal sonuç olur. Diğer grupta 8 var, 4 var. Bunlar hani çıktıktan sonra diğer grup artık iyice birbirine yaklaşıyor. Herhangi bir atın gelme ihtimali var. O da sürpriz tabii benim için. Bu kadar da arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.